Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Fas'ta Belediyespor 14. haftada konuk ettiği 1922 Konya Spor'u 1-0 mağlup etti. Fas'ta Belediyespor 3. Lig 3. grubun 14. haftasında konuk ettiği 1922 Konya Spor'u 1-0 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Serhan, Burak, Muhammed Burak, savunma arkasına doğru Batuhan dönebilecek. Batuhan aşırtma bir vuruş üstten avuç. Kafa vuruşu savunmadan ikinci pozisyon 8'de kaldı. Muhammed Öztürk, adaşı Muhammed Burak Çelik, sağ tarafta Serhan. Serhan. Şimdi içeriye doğru orta. Muhammed Öztürk kafa vuruşu kaleci çekimden döndü. Dönen top Batuhan. Yerde kaldı. El işareti devam dedi. Baskı emreden Abdülkadir. Sağ tarafta şimdi Oğuzhan. Bekir Sipahi karşılaşmanın hakemi işareti verdi. Abdurrahman vurdu Zeki. Köşeden Benjönle topu önledi. Bu arada sağ tarafta ceza alanı içine bir top. Boş kale. Serhan vurabilecek mi? Geç kaldı. Yunus, Tuğrul, hareketli Yunus. Yunus'un vuruşu Ömürcan. Abdurrahman içeride sadece Muhammed Öztürk var. Arkadan şimdi Emre. Kontrol edebilecek mi Emre? Yaptı ortayı. Gerilerden Muhammed Arı kafa vuruşu top direkten geri geldi. Çok çabuk geldi. Kafayı vurdu. Direkten geldi top. Hatamız devam edecek. Tayfun. Sol tarafta Emre Kara. Yatarak müdahale korner. Serhan. Serhan. Sağ tarafta Harun. Harun. Mehmet. Tekrar Harun. Topuk pası. Sağ tarafta Serhan. Serhan çekti sağ ayağına. Serhan vurdu kaleci direkten. İkinci hamle topu. Son anda müdahale. Dikkat etmemiz lazım. Tuğrul çok rahat geldi. Sol tarafa bıraktı Ali. Ali vurdu Ömürcan. Ertuğrul. Tayfun. Mikail. Mikail yaptı ortayı. Muhammed topu aldı gol! Muhammed Öztürk! Muhammed Öztürk! Niye bu kadar bekledin? Niye bizi bu kadar strese soktun? Dakika 88. Gol Muhammed Öztürk! İnanılmaz bir sevinç. Tayfun yatarak müdahale sağ tarafta. Mikail var. Şimdi Mikail'e doğru bir top. Mikail çapraza aşırtma bir vuruş direğe yanından avuta çıktı. Son anlar mücadelede. Haydi uzaklaştıralım bunu. İyi savunalım bu topu. Belki de son top olabilir. Belki de son top olabilir dedim ve bitti. Mücadele sona erdi. Elikordu Spor haftayı galibiyette kapattı. Mor Beyazlılar deplasmanda Küçükçekmece Sinop Spor'u 3-0 mağlup etti. Üçüncü Lig 1. Grup ekibi Elikordu Spor 14. haftada Küçükçekmece Sinop Spor'a konuk oldu. Önceki haftayı bay geçiren temsilcimiz İstanbul deplasmanında puan mücadelesi verdi. Mor Beyazlar Bağcılar Mahmut Bey Stadyumu'nda rakibini 3-0 mağlup etti. Elikordu Spor 3. Lig 1. grupta hanesine 3 puan yazdırarak puanını 20'ye çıkardı. Temsilcimiz bu galibiyetle kötü gidişatını sonlandırarak zirve mücadelesinde ben de varım dedi. Mor Beyazlar 3. Lig 1. grubun 15. haftasında Pazar 14'te Artvin Hopa Spor'u konuk edecek. Ordu Spor 1967 14. haftayı bay olarak geçirdi. 3. Lig 4. grupta mücadele eden Ordu Spor 1967 haftayı maç yapmadan bay geçirdi. Önceki hafta Alanya Kestel Spor'la 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Mor Beyazlar 14. hafta statü gereği maça çıkmadı.
Bu hafta hanesine puan yazdıramayan Ordu Spor 1967, 3. Lig 4. grupta 16 puanda kaldı. Mor Beyazlar 15. haftada Siirt İl Özel İdari Spor'la mücadele edecek. Karşılaşmaya 17 Aralık Pazar 14'te Kurtalan İlçe Stadyumu ev sahipliği yapacak. 3. Lig 4. grupta 15. hafta maçlarının ardından devre arasına gidilecek. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.